Herkese merhaba. Bugün yayınımızda dijital eğlence platformu Jojo'nun genel müdürü Can Aydoğdu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İçerisinde bulunduğumuz bu süreç eğlence anlayışımızı değiştirdi. Siz de bu noktada güzel bir projeye imza attınız. Jojo eğlence platformu. Tam olarak projeye dahil olamayan kişiler varsa bununla ilgili detaylıca konuşacağız. Ama öncelikle kısaca sizi tanıyalım. Can ben uzun senedir bu sektörde çalışıyorum. Yaklaşık 20 senedir eğlence sektöründe çalışıyorum. Daha önceki çalıştığım işlerde daha çok festival ve konser, büyük konserlerle ilgili işlerde çalışmıştık. Şimdi de Jolly Joker'de hem de Jojo'da genel müdürlük görevini yapıyorum. Bir yandan fiziksel konserlerle, bir yandan da yeni ürünümüz Jojo'yla dijital etkinlik tarafında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet, Jojo Aralık ayından itibaren konserlere başladı. Aslında konser dışında pek çok konu barındırıyor içerisinde ama Jojo'yu tanımayanlar için bir önce tanıtımını sizden dinleyelim. Jojo nedir? Bu proje nedir? Sizden dinleyelim. Jojo'yu biz Türkiye'nin en yeni, en teknolojik kültür sanat eğlence platformu olarak tanımlıyoruz. Jojo'da öncelikli olarak Aralık ayında canlı konserlerle başladık. Profesyonel sanatçıların profesyonel bir çekim ve ses kalitesiyle evlere ulaşmasını sağladık. İlerleyen adımlarında da Jojo yarı profesyonel sanatçıların canlı performansları ve sonrasında da yerli yabancı kültür sanat içeriklerinin on demand, yani kiralanarak ya da üyelikle de izlenebileceği bir platform haline geliyor. Yani özetle kültür sanat eğlence konusunda aradığınız tüm içerikler, en kaliteli içerikler Jojo'da diyebiliriz. Peki pandemi öncesinde bu fikir var mıydı? Sonradan mı gelişti? Pandemi buna zemin mi oluşturdu? Aslında pandemi sosyalleşemediğimiz bu süreç içerisinde dijital platformlar şu an tercih edilebilen, hatta ihtiyaç haline gelen bir noktada. Jojo'da eş zamanlı mı yürüdü? Nasıl gelişti süreç? Jojo aslında bizim 3 senelik bir projemizdi. Buradaki içgörümüz de şuydu, fiziksel konserleri yaptığımız şehirler belli bir sınırda kalıyor tabii ki. Türkiye'de şu anda 12 şehirde Jolly Joker markasıyla mekanlarımızda konser yapıyoruz ama diğer geri kalan 69 şehirden de aynı şekilde bu konserlerle ilgili hep talep geliyordu bize. Biz de Türkiye'deki, öncelikle Türkiye'deki, sonrasında da yurt dışında yaşayan Türklere de konser etkinliklerine erişimini sağlayabilmek için bu projeyi planlıyorduk. Ama pandemi de gelince hem bir yandan bu süreçte iş geliştirme olarak üzerinde çalışmak için çok güzel bir vaktimiz oldu. Hem de aslında bu yeni deneyimi, alışkanlığını sağlamak için de hepimiz için çok faydalı bir süreç oldu. Peki şu konuyu merak ediyorum. Fiziki anlamda konser verecek olan sanatçılar heyecanla dahil oluyorlardı sizin platformunuza zaten. Türkiye'nin tanıdığı bir platform. Peki Jojo için böyle bir teklifte bulunduğunuzda, dijital online bir konser dediğinizde nasıl tepki alıyorsunuz? Aralık ayında ilk konserlerimize başlayacağımız zaman sanatçılarla konuştuğumuzda onlara birazcık yabancı geldi. Çünkü biliyorsunuz tabii ki sanatçılar sahnede dinleyicileriyle beraber performanslarını sergiliyorlar ve onlar için o karşılarından aldıkları tepki çok önemli. Biz bunu dedik, yani biz bunu size bir şekilde mimikleyeceğiz. Şu anda Jojo'da konser verirken sanatçılarımız karşılarındaki büyük bir ekranda izin vermiş olan kullanıcıların izlerkenki görüntüleri de sanatçılar da görebiliyorlar. Yani onu mimiklemek zorunda kalıyoruz. İlk önce zor geldi. Çünkü o tepkiyi alamamak sanatçılar için çok zor. Ama bir yandan da tabii ki bir sessiz ortamda yapılan kayıtlar, ya yani canlı yayınlar olduğu için bu sefer de ses ve görüntü kalitesi çok daha güzel bir seviyeye çıktı. Çok memnun kaldılar. Hatta birkaç sanatçıyla tekrar konserlerini yapmaya başladık. Deneyimden çok mutlu kaldılar.
ilk konserimizi Cem Adrian'la gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz ay Cem Adrian'la tekrar farklı bir konsepte konserini gerçekleştirdik. Tüm sanatçılardan hem güzel bir talep hem de iyi bir dönüş alıyoruz şu anda. Aslında sanatçılar açısından baktığımızda evet alkışla besleniyorlar, tezahüratla besleniyorlar. Bir anda bunların hiçbirinin olmaması bir tık onlar için daha dezavantajı oldu ama zaten siz eğlence sektöründesiniz. Fiziki konserlerde de çok bulunduğunuz için projelerinde sizin yorumunuz nedir? Avantaj ve dezavantajları neler online konserlerin? Biz açıkçası online'ın tek başına yaşayacağını düşünerek başlamadık bu projeye de. İlk başladığımızda da zaten bizim fiziksel konserlerimizin hibrit bir şekilde devam etmesiydi amacımız. Yani fiziksel olarak katılmak isteyenler ilgili etkinlik mekanımıza gelirler ve katılırlar. Ama fiziksel olarak katılamayanlar ya da katılmak istemeyenler de bulundukları istediği yerden konseri izleyebilirler. Zaten bu korona sürecini inşallah hep beraber atlattığımızda tüm konser mekanlarından etkinliklerimiz hem fiziksel olarak gerçekleşiyor olacak hem de dijital olarak da JoJo platformu üzerinden de yayınlanıyor olacak. Yani bizim buradaki düşüncemiz, hepimiz yıllardır bu sektörde çalışıyoruz. Tabii ki hiçbir şey fiziksel bir konserin yerine istediğimiz kadar teknolojik olarak geliştirelim tutmaz. Ama bu hibrit yapının sektöre çok büyük, hem sanatçılara hem organizatörlere çok büyük bir faydası olacağını düşünüyoruz. Evet, biraz teknik sahne detaylarından konuşmak istiyorum. Aslında bu süreç içerisinde sanatçılar kendi evlerinde akustik olarak işte gitar çalarak şarkı söylediler. Bazen hiçbir alet olmadan sadece vokal yaptılar. Bu noktada bayağı bir sahne kuruluyor JoJo'da. Gerçek fiziki konser alanı direkt olarak sanki aynısıymış gibi dijitale yansıtılıyor. Peki bu noktada ses sistemi, kamera sistemi tam olarak teknik anlamda arka planda neler var? Yine sanatçılarla ilk günden itibaren konuştuğumuz konu buydu. Instagram üzerinden ya da Facebook'tan yaptıkları yayınlar tabii ki çok düşük kaliteli. Hem görüntü hem ses olarak çok düşük kaliteli oluyor. Biz JoJo'daki tüm etkinlikler şu anda JoJoker Vaat İstanbul'u bir stüdyoya çevirdik. Orada zaten normal zamanda da o 3-4 bin kişilik konserler için kullanılan ses ışık altyapısı aynen bu konserler içinde kullanılıyor. Ses yayına verilirken ayrı bir ses mühendisi tarafından yayına özel mixleniyor. Şu anda JoJo'da 6K'lık bir çözünürlükte görüntü yayını veriyoruz. 320 kilobit yani Türkçeleştirirsek aslında streaming platformlarında dinlediğiniz en kaliteli müzik seviyesi ses olarak. Görüntüde 6K'lık bir görüntü veriyoruz. Bunu yapmak için aslında bazen biz kendimiz de böyle ona gülüyoruz. Yani ekrandan baktığınızda sahnede 3-4 kişilik bir sanatçıyı görüyorsunuz ama kamerayı terse çevirseniz her bir etkinlikte yaklaşık 25 kişilik bir ekip, ses, ışık, çekim ekipleri, reji, 25 kişilik bir ekip en iyi görüntü ve en iyi ses kalitesini verebilmek için her akşam bunun için çalışıyor. Peki bu platformda konserleri izleyebilmek için ne gibi koşullar var? Herkes dahil olabiliyor mu? Odadan bahsettiniz işte sanatçı katılan seyirciyi görebiliyor. Böyle detaylardan bahsettiniz. Tam olarak içeriği nedir? Ne gibi imkanlar var? Ne gibi koşullar var? Dinleyelim. Şu anda hali hazırdaki JoJo etkinliklerine iki tür katılabiliyorsunuz. İki tür biletimiz var diyeyim. Bir biletimiz tekil izleme. Aslında biletinizi alıyorsunuz ve istediğiniz gibi ister cep telefonunuzdan, ister bilgisayarınızdan, ister televizyonunuzdan konseri tek başınıza seyredebiliyorsunuz. Ama bizim asıl eğlenceli kısmımız JoJo'yu da diğer birçok platformdan ayıran kısım odalı izleme deneyimi. Odalı izlemede ise bir kişi, buradaki işte grubun lideri kimse diyelim, etkinlik konusunda karar veren lideri, bir oda bileti alıyor ve odasına kendisi dışında 5 kişiyi daha cep numarasıyla davet edebiliyor. Davet ettikten sonra konser sırasında yine aynı şekilde bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan hem görüntülü arkadaşlarınızla sohbet, muhabbet edip aynı zamanda da konseri izleyebiliyorsunuz. Peki konser izleme dışında aslında sosyalleşme alanı da denebilir. Şimdi biz yayını yaparken... Pardon. Buyurun. Biz yayını yaparken şöyle planladık. Yani konser başladığı an yayın başlamıyor. Biz yine fiziksel etkinliklerde de hep gördüğümüz önce konserden bir saat önce etkinlik alanına gideriz.
muhabbet ederiz. Konser başlar, hatta konser bittikten sonra da ortalama bir yarım saat daha konser mekanında muhabbet ederiz. Jojo da aynen bu şekilde çalışıyor. Tekil de izliyor olsanız, odalı da izliyor olsanız, konser aslında bir konser başlangıcından bir saat önce yayın başlıyor. Bu ön yayınımızda eğlenceli, hatta arkadaşlarınızla beraber izliyorsanız karaoke yapabileceğiniz bir şekilde yayınımız devam ediyor. Sonrasında konser başlıyor ve konser sonrasında yine yarım saat daha arkadaşlarınızla beraber muhabbet edip geceyi sonlandırabiliyorsunuz. Aslında çok keyifli. Bir arada bulunamadığımız, aynı şehirde olmanın yanında başka şehirlerde, başka ülkelerde bir arada bulunamadığımız arkadaşlarımızla orada aslında buluşuyoruz. Hem konseri izliyoruz hem buluşuyoruz. Bu çok kıymetli. Peki sanatçılar tarafından baktık. Onlar reaksiyon alamıyorlar, alkış göremiyorlar. Peki kullanıcı deneyimi olarak gerçekten konserde yaşadıkları o heyecanı bu platformda da yaşayabiliyorlar mı? Nasıl yorumlar geldi? Biz çok iyi geri dönüşler aldık. Öncelikle yani Türkiye'de de hatta dünyada da bu kalitede görüntü ve sesle konser yayını çok yapılmıyor. O kaliteyi yaptığınız zaman sizi de o konser içine alıyor. Yani biz ona çok takıntılı başladık. Bundan çok iyi dönüşler aldık. Sonrasında odalı deneyimde de yine konserde biraz önce dediğim gibi fizikselde o arkadaşlarınızla beraber konserin heyecanını paylaşmayı da dijitalde olabildiği kadar tabii ki yaptığımız için özellikle kullanıcıların sosyal medyadaki paylaşımlarında da, çünkü etkinlikler sırasında kullanıcılarımız yaşadıkları deneyimi paylaşmaya başlıyorlar hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem Facebook'tan. Orada da devamlı paylaştıkları normal koşullar olsaydı bile, yani korona süreci bile, pandemi süreci bile yaşanmıyor olsaydı, bir araya gelip beraber konsere gidemedikleri arkadaşlarıyla JoJo'da buluşarak konser deneyimi yaşamaktan çok mutlular. Bir örneği de onu yaşamıştık. Yani bir arkadaşım Barcelona'da, bir arkadaşım Ankara'da, ben İzmir'deyim. Biz hiçbir zaman beraber konsere gidemedik ama ilk defa JoJo'da beraber konsere gidebildik diye. O yüzden de kullanıcılar tarafından çok iyi dönüşler aldık. Direkt olarak siz de bir kullanıcı deneyimiyle yorum yapmış oldunuz. Aynen Demek ki öyle. Biz de gerçekten. bu arada kendi ekibimiz de konser geceleri bir yandan çalışıyoruz, bir yandan da ekiplerimiz kendi arkadaşlarıyla da odada konseri seyrediyor oluyorlar. Yani çünkü yani en iyi test kendimizin de bu deneyimi yaşaması. Çok keyifli. Peki hedef kitleniz fiziki konserlerin yanında online'da değişti mi? Nasıl katılımlar, demografik bilgiler nasıl ulaştığınız? Aslında daha genç bir kitle katılım sağlıyor. Biz böyle beklemiyorduk. Çünkü ücretli bir dijital etkinlik, yani biletli ücretli bir etkinlikte yaşın biraz daha büyük olmasını bekliyorduk. Ama tam tersine bizi şaşırttı. Şu anda JoJo kullanıcılarının %60'ı 18-24 yaş aralığında. O yüzden bizim normal fiziki konserlere göre, fiziki konserlerde hep ağırlık 25-34'tür. Ama dijital konserlerde 18-24'te çok yoğun bir katılım var şu anda. Peki fiziki konserle online konser bütçe ile ilgili konuşsak nasıl oranlar var? Biz şu anda erişilebilirliğini maksimum sağlayabilmek için JoJo'da etkinlik biletlerimiz tekil biletler 25 TL, odalı 6 kişilik odalarsa 60 TL. Fiziksel bir konserle bunu karşılaştırmanın neredeyse imkanı yok. Çünkü fiziksel konserlerde kişi başı biletler Türkiye ortalaması etkinliklerde 150-200 TL aralığında. Aslında fiziksel bir konsere katılmanın bedelinin %20'si bile olmayan bir seviyenin altında dijital konserlere katılım sağlayabiliyor katılımcılarımız. Evet, peki bu projeyle ilgili gelecek planlarınız neler? Neler dahil olacak projenin içerisine? Pandemiden sonra aslında bahsettiniz. Biz böyle bir platform kurmaya zaten karar vermiştik. Türkiye'nin her noktasına, hatta farklı ülkelere de ulaşabilmek adına diye. Peki fiziki konserler verilirken bu platform onları aynı anda dijitalde de yansıtabilecek güce sahip mi teknolojik anlamda? Aynen öyle. Fiziksel konserlerimiz başladığında hem Jokerler'de hem bizim diğer çalıştığımız organizatörlerle beraber eş zamanlı olarak fiziksel konserler de canlı yayınlarla devam ediyor olacak. Biz bunu bir yandan da bu sektörümüzün, kültür sanat eğlence sektörünün pandemi sonrası toparlama sürecine de çok ciddi bir katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Çünkü kademeli bir geçiş olacak. Kapasiteler yavaş yavaş açılacağını düşündüğümüzde en azından etkinlik organizatörlerine
fizikselde kısıtlı bir kapasiteyle çalışıyor olsalar da dijitalde sonsuz bir kapasiteyle ek gelir sağlamalarında, ek gelir elde etmelerini de sağlıyor olacağız. Çok keyifli aslında, her açıdan fayda sağlayan ve gerçekten insanları birleştiren, başka yani imkanı olmayıp da dahil olamadıkları konserleri dijitalden de yine bir ihtimal, bir imkan yaratmak keyifli bir şey. Tebrik ederiz. Umarız istediğiniz, planladığınız şekilde ilerler. Çok teşekkürler. Bu arada Haziran ayı içerisinde de Jojo'nun yarı profesyonel dediğimiz, daha çok duyulmamış yeni çıkan sanatçılarla, yeni çıkan sanatçıların performanslarının olacağı Jojo Stage devreye girecek. Bu yeni Jojo'nun yeni fonksiyonuyla beraber de yeni çıkan sanatçıların, kendini duyuramayan sanatçıların Jojo takipçilerine kendilerini duyurmasını da sağlamaya başlıyor olacağız. Sanatçıları da destekliyoruz. Sanatın her alanında varız diyorsunuz. Aynen öyle. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz o zaman. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Bol şans diliyoruz bu süreçte sizlere. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün Odak'ta eğlence anlayışımızın değiştiğinden bahsettik. Dijital platformların artık birer ihtiyaç haline döndüğünden bahsettik. Jojo da bunlardan bir tanesi. Farklı deneyimler sunuyor kullanıcılarına ve bölümümüzü tamamlıyoruz. Farklı bir yayında farklı konuklarla sizlerle olmak üzere. Hoşça kalın.